Merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Evet sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Bakalım güzel yorumlarınız için. Çok teşekkür ediyorum. Abone sayımız da artıyor. Bu da beni mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum. Düşüncemi dikkate dile getirdim ve dikkate aldığınız için sonsuz teşekkürler diyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bazı arkadaşlarımızdan gelen istek üzerine ben geçmiştekini istemiyorum Cennet Hanım. Önümü görmek istiyorum ve önümü görmek isterken de tamamen geçmişten gelecek olan birini istemiyorum. Sadece yeni gelecek olan, gelecekte beni ne bekliyor, aşk kapım bana ne söylüyor diye Rabbimize bunu soracağız. Bu sorunun cevabını bakalım. Rabbimizin izniyle ilahi sistemimiz bize ne verir? Peki. O zaman bu arkadaşlarımın niyetine gelsin. Hayatında şu an aşk olmayan, hiçbir şekilde bir ilişki yaşamayan, kalbini gönlünü tamamen yeni gelecek olan bir aşka açmak isteyenler dedik ve sözleşme geldi. Peki, sistemimiz attığı için bunu alıyorum. Bu sözleşmeye bakalım. Peki. Aldık, kabul ettik dedik. Başımız eğdik. Bakalım bu kontrat, bu sözleşme. Şimdi 6 numarayla geliyor bu arkadaşlar. Aynı zamanda adalet kefelerinin dengelenmesini hem dünya planında hem de ruh planında iki tarafta sözleşmeli ve kontratta olan resmi dünya boyutunda bekleyenler, bir de ruhsal boyutta kontratta sözleşmeli olanlar sanıyorum bir araya gelecekler. Hadi bakalım, bir bakalım bakalım. Merak ettim. Şimdi o zaman ben şurada önce after tarotu bir alayım sevgili arkadaşlar. Bu arada evet, The Lovers kartı en altta varmış. Güzel. Demek ki karşılıklı gerçek güzel bir aşk geliyor. Buna çok mutlu oldum. Bize şimdiden bunun müjdesi verildi. Şükürler olsun. Evet sevgili canlar, bakalım. Öncelikle sözleşmeyi bir alayım. Bu ruhsal sözleşme mi dediğimde ruh adalet denildi. O zaman burada demek ki bir dakika. Peki Rabbim, aldık kabul ettik. Adalet kartı. O zaman şimdi şöyle oluyor. Bir, geçmiş sözleşmeli kontratlı bir durumla ilgili adalet bekleyen bir durum var burada. Şimdi bir grup bu demek ki. İkincisi, şu an ben şey için çekmek istiyorum o zaman Rabbim. Sanıyorum bunun mevcutta var olup sevdiğini bekleyen mi diyelim, adalet bekleyen, her ne bekliyorsanız, aşk mı, iş mi, adalet mi, ne bekliyorsunuz onda adalet olacak. Ama bu kesinlikle, şimdi bu mahkeme olabilir, kontratta anlaşmalı bir şey olabilir, bir evlilik sözleşmesi, boşanma, ondan ayrılma veya yeni istediğiniz, sevdiğiniz kişiyle finansal sıkıntılar, sözleşme ve adalet bekleniyor. 13 numarayla geliyor arkadaşlar. Peki o zaman anlaşıldı. İki grup için yapacağız. Şimdi oturdum. Şimdi bu grup dünya planında var olan bir grup, kontratlı sözleşmeli. Bu kişi, bu ayrı. Şimdi ben bunu da şey için soracağım. Rabbimin iznine sığınıyorum. Hayatında hiç aşk olmayan, tamamen geçmişten de hiç kimse istemeyen ya da hayatında hiç zaten aşk yok ama artık aşk isteyen, kalbi boş olan sevgili canlarım için yapıyorum. Bakalım onlara ilahi sistemimiz, yeni aşk bekleyenlere, hiç aşk hayatında şu an olmayıp veya uzun bir süredir olmayıp yeni bir aşk isteyenlere gelsin. Oo, çok güzel, sevgi meleği geldi. Peki o zaman şimdi bunu isteyen kişiler gerçekten sevgi meleği konumunda. Kalp, yani koşulsuz sevgide dişiller bir aşk bekliyor. Peki Rabbim, senden sana sığınırım. O zaman bu aşk bekleyen, hayatın hiç aşk olmayanlara ne mesaj verirsin? Eyle. Sevgi meleği eyle. Bu eylemi
Sevgi meleği mi yapması gerekiyor? Yok, elinin yapması gerekiyor diyor. Her iki şekilde de sevgi meleği eylem altın tutan erkek. Yani sevgi meleği konumunda olan bir ilahi dişil var burada. Koşulsuz sevgiye gelmiş, gerçekten koşulsuz sevgiyle kendisini seven, dünya planında somutta bir erilin kendisine hizmet etmeye, eylem yani hayatına aksın istiyor diyelim, eylemden ziyade. Ne kadar kartta eylem yazsa da arkadaşlar, bana biri hayatıma aksın gelsin, yani bir hareket göreyim olaya. Şimdi oldu. Peki sistemin, Rabbimin izniyle, Rabbimin bu şu yeni isteyenlere bir mesajını daha rica edeceğim. Kırık kalp, yaşam amacıyla da ilgili. Geçmişte bıraktığından mı kalbi kırık? Evet. Kırık kalp iyileştirilmesi gerekiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim sevgili canlar. Burada anladığım kadarıyla şu var. Şimdi iki grup var. Ayrı ayrı yapacağım burada. Bir grup, zaten niyet ettiğim neydi benim? Hiç hayatında aşk olmayan ama artık aşk isteyen. Ve bunu da tamamen yeni olarak ilahiden isteyen sevgili dişil ve erillerim için yaptım. Çünkü bunlar o niyetle açtım. Buraya isterken de başta dedi ki, bir grup, bu grup da var cennette. Zaten hani mevcutta var, kavuşması gerekenler var, kavuşmak isteyenler var. Onun dışında da hiç olmayanları istedik. Ama buraya da bu somut planda erilin buraya bir eylem yapması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu eril dişilerin kalbini kırmış. Yani arkadaşlar, burası şöyle veriyor anladığım kadarıyla. Bir dakika, ben buraya bir detay kartları alacağım. Çünkü burada biraz olay derin çıktı. After Tarot kartlarımla şurayı biraz daha derinleştireyim. Bakalım şimdi ilahi sistemimiz buraya ne bir... Burası zaten belli. Mevcuttaki hikaye çıktı arkadaşlar. Dişili bir finansal karma içinde mi değil mi? Mevcut grup. Adalet görmek isteyen. Peki bu sözleşmeli kontrat konusunda adaleti görmek isteyen diye sormadan geldi. Tılsım onlusu. Şimdi enteresan geliyor yalnız. Geceden sabah ne oldu arkadaşlar? Yine bayağı bir şeyler değişmiş galiba. Evet, şimdi burada sözleşmeli, kontratlı sözleşmeli, resmi, nikahlı, evlilik, iş ortaklığı vesaire. Yani burada somut dünya planında kontratlı ve sözleşmeli olan, ama bunun ilahi tarafa da bunun için dua edilmiş ve adaleti görmek istediğini söyleyen birisi var. Peki bunu isteyen eril midir? Evet dedi. Fakat dedi, ben de ona diyorum ki dedi. Evet. Şimdi bu mevcuttaki hikaye. Şimdi eril, İlahi dişili, terk edip gittiği ilahi dişili için diyormuş ki arkadaşlar, bakın burada iki kupayı devirmiş gitmiş arkasına bakmadan, hem de kupanın biri kanıyor, yani bu aşkı kanatarak geride bırakmış giden burada bir eril var, kırmızı pelerinidir arkadaşlar ve aşkını kanatarak gitmiş, yani acı bir ayrılış olmuş. Ve bu acı ayrılışı bir finansal karma sıkıntısından sebep olmuş, 13 numarayla geliyor. Burada bir ölmeden önce ölüm yaşanmış arkadaşlar. Ani ilahi sistemin haksızca gördüğü
ve aslında finansal karma sıkıntısını yaratan, arkandan iş çevrildi diyen bir eri kılıcını kaldırmış. Son iki hamlemi yapmadım ama iki kişiyi de uzaklaştırdım. Onların kılıçlarını düşürdüm diyor. Ve burada bir maddi evlilik var diyor. Tılsım onlu nedir? Karmik evlilik yapısını anlatır. Finansal sıkıntılarda iş, kariyer, parayla ilgili maddi gelirlerdeki sıkıntıyı anlatır. Ama burada ilahi dişil kupa, ilahi el, ilahi el, ilahi el. Üç tane kart ilahi eli gösteriyor. Ve ilahi elin müdahalesiyle kılıç ası var burada. Bıçak gibi kesilmiş. Ama bu bilgelik dahilinde yapıldı. Yani bunu yaparken de ben niçin yaptığımı bilgisini dünya planında arkasından iş çevrildiğini ve bu şöyle geliyor yalnız arkadaşlar bakın şu sıralaması şu şekilde. İlahi dişilini terk edip gitmesinin sebebi onun karmik bir evlilik yapısı içinde olduğunu, bir karma, bir finansal para karma, hem evlilik hem finansal parasal bir sıkıntı yarattığını düşünmüş ve onu terk edip giden eril dişilinin bunu onun arkasından çevirdiğini zannetmiş. Yani benden gizli saklı yanlış bir iş, etik olmayan, adalete sığmayan, aşka sığmayan somutta dünya planında da hani toplumsal statüsel olarak kabul edilemeyecek bir yanlış yaptın uygun olmayan ahlaka. Çünkü burada aşk var, adalet var, sözleşme var ve evlilikten bahsediliyor. Yani sanki ve bu dişilin karma evliliği olarak söylenmiş burada. Bunu da ilahi bu düşüncesini çok yanlış ve haksızca bulduğu için bıçak gibi bu erili dişilden ayırıp göndermiş arkadaşlar. Şimdi senaryo bir bu. Senaryo iki. Ben ne kadar ayrı olarak yeni isteyenler için çekiyor olsam da diyor ki sen sevgi meleğisin okey. Ama diyor burada bir eylem gerekiyor. Bunu da para finans karmasında olan bir erilin öncelikle yapması gerekiyor. Bu eril de senin kalbini kıran ve daha önce seni aldatmış olan bir eril senin kalbini kırarken senin zafer hem senin kalbini kırıp gidiyor hem senin zafer kazandığını düşünüyor. Kendisi de bir o kadar sen zafer kazandığını düşünürken kendi de o kadar bilinmez bir dünyaya doğru yola çıktığını söylüyor. Bir gece vakti karanlıkta ve burada şimdi görünmeyen karanlıkta kalan bir deniz var arkadaşlar. Göl, nehir, deniz neyse duyguları temsil eder. Ve burada gölün üzerinde de bembeyaz tertemiz lotus çiçekleri vardır. Bunlar sonsuz aşkı temsil eder. Geleceği temsil eder. Her ne niyetle tuttuysanız o niyetinizin tertemiz pırıl pırıl olduğunu lotus çiçekleri pırıl pırıl bakın. Ve taptaze canlı iken ve gecenin bir vakti burada dünyanın yarısı kararmış, yarısı da aydınlık. Aydınlık olan taraf daha çok, bakın daha çok. Fakat o karanlık tarafını görmüş. Kara bir haber bir gece vakti almış olabilir. Bununla da ben nasıl bir yolda yürüyeceğim şimdi ya da bu nasıl bir şeydir ya da nasıl olabilir dediği ve kendisine önünü göremediği bir karanlığın içine daldığını bir yola çıktım gidiyorum ama bu yol karanlık ben önümü de göremiyorum diyen burada elinde de para tutan asıl karma finansı yaratan bir eri. Bir erilin elinde para değil, bu ilahi bir erildir. Bu ilahi erilin elinde kalp olması gerekir arkadaşlar. Yani kalp tutan erkek kartı gelmesi gerekiyordu. Şimdi burada altın tutan erkek kartı geldi. Fakat dişil sevgide, bakın hem de koşulsuz sevgide. Fakat belli ki erilin bundan haberi yok. Ve onu para karma finans olayını kendi yapıyor. Ne yapıyor? Dişini terk edip gidiyor arkasına bakmadan. Bakar mısınız? Böyle geliyor. Dişilden o gidiyor.
Niye gidiyor? Dişinin kalbi kırılıyor. Ağlayan bir kalp var burada. Ama o dişinin zafer kazandığını düşünüyor. Kendi kaybetti, bilinmez bir yöne yürüdüğünü zannediyor bir geleceğe. Peki bunu neden yapıyor? Neden böyle düşünüyor? Bunun bununla bağlantısı var mı diye bakacağım. Çünkü sanki birbirinin devamı geldi. Burada önce kırılmış olan, bitmiş olan bir hikayenin şifalanması gerekiyor. Çünkü burada zafer verildi. Ve bunu da kesinlikle yanlış düşüncesinden sebep sevdiğinin kalbini burada kılıç beşli var arkadaşlar. Kılıç beşli yalan söylemektir, arkadan iş çevirmektir, hilekar durumları gösterir, haberi olmadan yapılan işi gösterir. Burada da sistem adalet kartının altına kılıç asını veriyor, altına hilekar kartını veriyor ve burada da bir eril, sen bir ergen edasıyla bakar mısınız ilahi dişil ne kadar olgun, ne kadar zarif, elbisesi pırıl pırıl, bu aşkın tertemiz olduğunu gösteriyor. Gelmiş, hasadını yapmış, terk etmiş bir eril, duygularda boğulmuş, kaçan bir eril aşık, iki kupayı devirmiş, sekiz kupa ayakta, arkasına bakmadan gitmiş, nereye gitmiş? Karma evliliğine gitmiş. Nasıl bir enerjide gitmiş? Ergen küçücük bir çocuk edasında gitmiş arkadaşlar. Para için gitmiş. Bir finansal karma olduğunu düşündüğü için dişinle gözün yaşına bakmadan, arkasına bakmadan bırakmış gitmiş. Burada da kılıç asıyla sistem senin kontratlı sözleşmeli deyip de finansal karma var dediğin dişinin içinde bu evlilik finansal karması içerisinde veya evli olmasa da bir para üzerinden dönen ama aslında paranın ortada olmadığı, konunun da aslında para olmadığı ama bunun da kullanılarak söylenen yalan ve hilekar bir durumda ilahi dişiline aşıksın. Bu tertemiz pırıl pırıl aşkı, bu saf tertemiz ruh olan ruh eşini sen bu aşkı kanatarak onu terk ettin ve sana ait olan ki zaten after tarot sonraya bakıyoruz ve after tarotta sonrasında da der ki bu aslında bu aşk senin hazinendir. Bakın hazineyi açmış, içinde tılsımlar var. Yani kendini keşfediyor, bu aşkı keşfediyor, ruh eşini keşfediyor. Onun hazinesi olduğunu bilerek sen burayı terk ettin. Yani senin kanatarak terk ettiğin eril etti diyor. Bakar mısınız üstüne kapattı arkadaşlar. Eril eril diyor. Sen arkadan işi çevirdin. Sen hilekarsın. Sen kendini sakladın. Sen bu aşkı pırıl pırıl tertemiz ilahi adalet var burada. İlahi ruh planında kontratlı dünya planında evleneceğin ilahi ruh eşinin arkasından iş çevirerek giden sahtekar sendin diyor. Kısaca sistem burada özetle ben kıvranmadan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi birinci grup. Siz eğer sevdiğiniz geçmişten birinin bir sevdiğiniz var ve siz onu bekliyorsunuz. Geride kalan eriller. Sevdiğiniz o dişinin size gelmesini istiyorsanız. Sizi kanatarak bu aşka ihanet etmiş gitmiş bir diş ilgi duruyor burada. Ve bunu da para için bir karma oluşturmuş. Para üzerinden dönen bir karmayı oluşturmuş. Ama konu aslında para değil. Neymiş konu? Onun finansal karma diye düşündüğü şey kendi hazinesini keşfedecekmiş. Şimdi geride kalan eriller burayı dişil olarak alsınlar. Geride kalan dişiller de burayı eril olarak dinleyecekler. Sizden giden dişilinizse bir karmik yapı, para konusunun ortada olmadığı ama para konusunun üzerinden döndüğü bir şeyde hayır hayır diyor sistem. Oradaki para konusu değil diyor. Orada öyle bir para da yok. Bu bir yalan, hileli bir iş diyor. Ve biz sana bunun öyle olmadığını öğrettik. Sen bu bilgeliği bile bile kılıç beşliği uyguladın diyor bakın. Kılıç asın üzerine geldi kılıç beşli. Yani sırayla böyle geliyor. Ve sen bu aşkı bir yalan, hilekar bir durum için ruh eşini bu aşkı kanatarak gitti. Ama bu ilahi bir aşk ve ruh planında kontratlı bir aşk, sözleşmeli, dünya planında da somutu yaşanacak diyor. Hani burada başta
adalet terazisinin kefeleri var burada. Adalet terazisi var. Adaletin kendisi geldi. İki kez adalet teması yani. Ve burada senin diyor kısaca kontratla resmi toplumu önünde görülebilir diye düşünüp de hani para finans karması yarattı dediği yerden seni sınav edeceğim. Onun için de buradan seni bıçak gibi kestim diyor. Tam da oradan sınav ediyorum. Yıkımı da orada yaşattım sana. Neden? Çünkü kirli bir düşünce. Yanlış bir düşünce. Hilekar bir düşünce. Ve sen bunu bile bile böyle yaptın diyor. Çünkü ben bunun ilahi olarak ruh planında, bu da ilahi el var. Bulutlar arasında uzanmış bir el. Ve sen işte bakın burada bir de ayaklarına bağlı olan bir ip var. Yani kuşun ayağına ipi bağ, ip ilahi elle kuş arasında bağlı arkadaşlar birbirine. Bu haber ilahi tarafta seni sınav etmek için benim onayımla diyor bu hileli iş ya da iftira ya da yalan ya da hilekar iş diyor. Benim emrimle oldu. Çünkü sen onu hak ettin diyor. Neden? Çünkü ilahi planda kontratla, dünya planda kontratla, resmi evlilik sözleşmesiyle bitecek olan bir aşkı kanattın diyor. Bakın. Hem de hiç acımadan, narsistçe yani egoistçe kanatıp gittin diyor ilahi aşkı. Eril yapmış bunu. Ve dişili terk eden erilmiş. Fakat eril kendisi terk edildi zannediyormuş. Bunu bütün gruplar alabilir. Burada ruh eşliliği var arkadaşlar. İkiz ruh, doğal ruh, ruh eşleri, ikiz alevler konusu var burada. Bu ağır kolektifteki takip ettiğim senaryo. Burada ruh eşine adım atmak isteyen, eylem yapmak isteyen devamında da o geldi nitekimde. Ruh eşinde sevgi meleği olduğunu da biliyor sistem burada. Zaten onun için adalet çalışacak. Sen bu aşkı kanatarak gittin. Arkana bakmadan gittin. Bakar mısınız? Aynı şekilde burada da arkasına bakmadan gidiyor. Burada da atın üzerinde insanlar yok. Yani ilahi dişil ve erili temsil ediyor. Ve sen buradan gidiyorsun ama hayali bir gidiş demek istiyor. Atların üzerinde yok yani. Hani sen gittin diyor ama. Bırakıp gittin ama böyle arkana da bakmadan gidiyorsun ama ruh eşini de beraber götürüyorsun. Çünkü sen onu unutmayacaksın diyor. Çünkü bu hayali bir gidiş. Senin saçma sapan bir şekilde gidişin diyor yani. Anlamsız. Ve sonunda da zaten dönüş yaptırılacak buraya. Çünkü o para karmasını yaratan o düşünceye, o yalana, o iftiraya veya öyle düşünen sensin. Sen yaratıyorsun onu. Bu senin yalanın yani diyor. Burada yine bakın kupalar devrilmiş, aşk kanatılmış, kalp kırılmış ve ağlayan bir kalp. Yani dişili ilk başta terk edip giden eri o günden bugüne bu dişili ağlıyormuş ve dişil sevgi meleği konumuna gelmiş. Yine de bakar mısınız? Yani bu dişi terk edildiği günden beri veya bu eri terk edildiği günden beri kendi dişili tarafından aynı koşulsuz sevgiyle bu kişiyi takip ediyor. Bırakmıyor. İlk günden beri seviyor ve hala onunla zafer kazanacağına inanıyor. Hiçbir şekilde de önünü görmeden buna inanıyor yalnız. Bakın burada koşul yok yani. Hiçbir şey görmüyor. Hani bu para tutan erili görmüyor. Para tutan dişili görmüyor geride kalanlar. Ama bu aşkta zafer kazanacaklarını biliyor. Kavuşacaklarını biliyor. Çünkü burada yanlış ve hileli bir durum var. Önünü görmese bile gözü kapalı bu aşka inanıyor. Allah'ın adaletine inanıyor. Ruh eşine inanıyor. Ahmak olmasına rağmen inanıyor. Ergence bırakıp terk edip para, karma, finans olayı yüzünden ruh eşini terk eden bir erile arkadan iş çeviren sensin diye erille fotoğraflanmıştır. Erille resmedilmiştir. Kendisini direkt verdi.
dişinin bırakıp gittiğini zannediyorsun ama orada o seninle birlikte gelecek, unutmayacaksın. Çünkü ben unutturmayacağım diyor. Burada ruh planında benimle kontratlı sözleşmem var ve benim adaletim var diyor. Ve sonunda bunun üzerine ikiniz bineceksiniz ve bu eylemi sen yapacaksın diyor ve atların yönü şu şekilde geldi kartlar arkadaşlar. Sen her ne kadar dişinin sana eylem yapmasını bekliyorsan da bu bir hayal. Bunu asla göstermeyeceğim dedi. Sen dişilden, erilden, haklı olan taraftan hem haksızsın hem haltı yiyen sensin, terk edip giden sensin. Sonra bir de kendini haklı görüp ilahi eril dişinin ben önümü göremiyorum, ben eylem yapamam. Somutta bana bir şey göster Rabbim, ben öyle eylem yapayım. Ya da işte o benim gerçekten sevgi meleğim, ruh eşimse yani demek istiyor bir de burada. O bana eylem yapsın yani ben niye hep ben yapayım? Elif sen ne yaptın bugüne kadar? Çok merak ediyorum. Şimdi ben sana bu soruyu sorayım. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani parayı tutan kendisi, kalbi tutan bir dişi. Şimdi karmayı kim işlemiş olabilir arkadaşlar? Yoruma yazın bunu, olur mu? Pırıl pırıl bir sevgi meleği aynı kişi. Bakın böyle. Kanatarak ilk başlarda bırakmış gitmiş. O günden beri yine bu kişi aynı kişi arkadaşlar. İlk günde bırakıldığından beri aynı kişi. Peki niçin bu eri terk etmiş? Para finans karması üzerinden. Para finans. Finans sıkıntıları. Erinin yaptığı şeytanlık ya da erile yapılan şeytanlık ama eril yapmış gibi gözüküyor da olabilir. Ya da işte eril senin üzerinden bir şeytanlık yapıldı. Sen kullanıldın, haberin yok. Sen de ben çok akıllıyım, doğru yoldayım diyorsun ama burada yanlış gözüken hileyi yapan sen gözüküyorsun. Bir daha bir bak demiş sistem buraya. O gün bugündür buna hiç bakılmamış. Aynı ergen edasıyla devam ediyormuş. Küçücük bir çocuk edasıyla. Fakat bu after tarot olduğu için, sonrayı anlattığı için şimdi şeytanlık yapanın kendisi olduğunu, yani bu şeytanlık şu anlamda şeytanlık arkadaşlar. Bire isteye, işte kötü bir fikre inanmak, aşkı kanatıp gitmek. Niçin, neye inandı? Şimdi ben bir dakika bunu bir soracağım önce. Şimdi Rabbim burada bu adalete söz konusu olan, kanatıp gidilmiş olan ve bilgisinin, adalet kartına ne bilgi geliyor yalnız arkadaşlar? Finans karması senin diyor. Ay bunu da bakar mısınız? Ters koydum. Niye ters koydum onu da bilmiyorum. Yani buradan kart alıp buraya koyarken ters dönmüş. Değiştirmeyeceğim çünkü onu derhal bitirsin diyor. Bunun anlamı o. Bu kirli düşüncede ruh eşi hakkındaki düşündüğü para konusu üzerinden dönen ama işin içinde aslında paranın olmadığı ona benim tarafımdan inandırıldığı o para karma finans olayında yine benim tarafımdan benim ol demem ne diyor ilahi sistem? O bütün olanın kendi içindeki onun özünü çıkarmak, hazinesini çıkarmak. Sandık içinde bakın tılsımlar çıkıyor. Yani hazineyi buluyor, keşfediyor. Hani buradaki bulduğu en büyük hazinenin aslında kendi özü, kendi olduğu için burada olanın da ona para karması, finans karması, karmik bir evlilik, karmik bir ilişki ya da karmik bir durum yarattı benim ilahi dişilim önümü göremiyorum. Rabbim somutta göster ki hani ben ona bu eylemi yapayım ve onun benim arkamdan iş çevirmeyeceğini düşüneyim diyor. Sistemde diyor ki işi çeviren zaten sensin. Senin üzerinden çeviriyor. Her şekilde senin tarafından bu iş seninle resmettim diyor. Seninle resmettirdim. Yani sen burada eril var diyor, dişil mi var diyor. Bak, zaferi dişille resmetmişim. Çünkü zafer dişilin hakkı. Çünkü neden? O sevgi meleği olduğu için daima pırıl pırıl ve tertemiz olduğu için. Ve daima benim adaletime güvendiği için. Ve daima benim verdiğim bilgeliği aldığı için. Ve kontratına, sözleşmesine, ruh eşine ve bu aşka inandığı için. Ve bu kalbi kıran, ortadan ikiye bölen, ağlatan o değil sensin diyor.
Bunlar eril bu tarafta çıkan kartla. Onun için diyor ruh sözleşmene kontratına sadık olacak mısın? Olmayacak mısın? Onu bileyim diyor. Ve bu benim zaferim adaletle sonuçlanacak. Bu benim verdiğim bilgelikle oldu. Benim ol dememle oldu demek istiyor. Yani benim ilahi elimle bu aşkı kanattığın için dişinin, ilahi dişinin kalbini böyle kırıp ağlattığın, bu da ne demek arkadaşlar, bakın şimdi sürecin en başında şu ana kadar bu insan ağlıyor hala. O kadar büyük haksızlığa uğramış, o kadar kalbi acıyor. Kalp ağlıyor yani, artık dişili ağlamayı bırakmış, kalp ağlıyor. Hani kalp, o kadar kalp acısı yaşanmış o denli. Ve sistemde diyor ki benim adaletimin işlemesi için zaten eril. Bu karmik finans düşüncem parayla ilgili ya da para üzerinden sen karmik olarak düşündüğün bu karmik düşüncenden kurtul. Çünkü bu senin pasın diyor. Senin derhal bundan bunu bitirip arınman gerekiyor. Buralara kart geldi. Oraya koyarken düz koyabilecekken ters dönmüş. Koyduktan sonra fark ettim. Sistem derhal bu düşünceden, yani sizin ortada para olmayan, para üzerinden dönen bir karmik finansal bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz. Bundan dolayı da somut planda ben, o benim meleğim, beni seviyor, biliyorum, bekliyor. Ben de seviyorum, ona gitmek istiyorum. Rabbim, ben önümü göremezken sen bana ona eylem yapmamı söylüyorsun. Ama bana somutta bunu göster, ben öyle gideyim diyormuş. Yani kirli düşüncesi şu para karmik olaydaki düşüncesi neyse, sistemde diyor ki artık bunu derhal bitir, bunu düşünme diyor. Çünkü ilahi kontratına ve dünya planında kavuşma verdiğim o ilahi dişilim bu, o da sevgi meleği. Onun sana hiçbir yanlışı olmadı, bütün yanlışları sen yaptın diyor kısaca burada. Bak o pırıl pırıl diyor, melek oldu artık. Ve merak etme, senle veya sensiz ben ona zafer vereceğim diyor. O da önünü görmüyor. Bakın dişinin gözleri kapalı. Zafer de dişiyle simgelenmesinin anlamı şudur. Eril bana bunu yaptı, ben de bunu ona yapacağım. İlahi ödetecek, ben de zaferi kazanacağım. Zaferi değil bu arkadaşlar. Bu ilahi taraftan burada bakın ektiği emekler ve burada kurumuş yapraklar var. Yani o kadar çok zaman geçmiş ki ekilen tohumlar o kadar sağlam ki kuruyan yapraklarını dahi bırakmıyor. Yani bu zafere ulaşana kadar asla yolundan vazgeçmiyor. Ve İstediği şeyine zafer. Zafere neyle ulaşacak? 28, 2 artı 8 tamamlanmayla. Yani ruh eşiyle birlikte olmayı. Çünkü dişil buna inanmış. İlahi aşka, sevgiye, birlikteliğe, ruhsal kontrata, dünyasal planda evrilerek sonunda, evrilmenin sonunda kavuşacağını düşündüğü bir eril oluyor. O eriliyle kavuşacak. Ve burada da diyor ki dişin, ben senin içindeki hazineni keşfetmen için bekliyorum. Özgür iradenle hiçbir şekilde baskı yapmıyorum. Hani nasıl söylenir? Yani diyor ki ben seni zorlamıyorum, dayatmıyorum. Beni ille de iste seç de demiyorum. Sen benimle bu zaferi istersen sen gelirsin. Ama ben senin içindeki hazineni keşfedeceğim. Çocukla simgelenmiş sebebi de bu. Buraya kadar yaşananların da, bu yaşananlar konusunda senin masum olduğunu ben biliyorum. Yani dişil burada demek istiyor ki, hani sen benim senin arkandan iş çevirdiğimi ve finansal bir karma, bir evlilik bütünlüğü içinde olduğumu düşünüyorsun ama sen sonunda burada Rabbim sana gösterecek. Bütün olanın senin kendi içindeki özünü, hazineni, kendini keşfetmen olduğunu anlayacaksın diyor dişi. Ve bu benim karmik yapım değil diyor yani. Erille simgelendi. Bu sana ait, senin özünü bulman gerekiyor. Bu hazineyi keşfettiğin zamana kadar da önünü göremeyeceksin. Ne zaman tam inanç tevekküle geldin benim gibi. Kalbimi kanatmış olmana rağmen
ilahi aşk kupasını kanatmış olmana rağmen, kalbimi kırmış olmana rağmen ve sen bunu bile bile beni tercih etmeyip Allah'ın sadakasını, ruh eşini bu ilahi aşk yolu ve tekamülü reddedip kanata kanata acımasızca ve sert bir şekilde bitişi gösteriyor. Bu odur zaten ve aynı zamanda da kılıç ası da direkt keser bitirir ve ilahi elle olur arkadaşlar burada. Sonuç itibariyle sevgili canlar, siz geçmişinizden birini bekliyorsanız zaten kesin o geliyor. Fakat erillerinizin, sizden giden dişillerinizin, kısaca haksız olan tarafın yanlış düşünceleri, kirli karmik düşünceleri var. Bu paslarında sistem derhal ters çevirdi. Burası şifalanacak mı Rumi'm? Buraya bir şifa gerekiyor. Bunu yapalım. Derhal şifalansın artık bu ergen çocuk edasından ve bu arkandan iş çevrilecek edasında kendini temkinli tutup ben masumum diyor. Bakar mısınız iki deste arkadaşlar, bu kadar karışmış iki destenin altına kupa ası ve pir kartı var. Bakar mısınız? Bakın düşüyor. İzin vermiyorum, ille de düşmek istiyor. Evet cennet. Bu aşkı öyle Allah'ın kupasını böyle bir aşkı kanattı. Kirli bir düşünceye kurban etti demek istiyor kısaca sistem burada. Ben öyle hissediyorum. Peki kırık kalp bu dişinin kalbi mi? Bu şu anki eylem yapmak isteyip de ölümü göremiyorum diye yapamayan eril mi? Elinde tarot olan peçesiz azize sizi. Zaten sevgi meleği nedir arkadaşlar? Sevgi meleği artık tüm ruhsal rehberliğini almış, yolunu, hayat amacını anlamış, ne yapması gerektiğini anlamış artık yolunda, doğru yolunda, Rabbine doğru, doğru yolda şaşmadan peçesiz yürüyen bir azizesiniz veya azizsiniz arkadaşlar. Sevgi dolusunuz ve haksızlık yapıp giden bir eriliniz, dişiliniz var. Size adım atmasını istiyorsunuz. Şimdi sistem de burada zaten diyor ki eril diyor, sen önünü göremediğin kadar. Peki senin dişinin görüyor mu acaba diyor. Peki o zaferi düşünürken acaba sen diyor. Kanattın kalbi, önünü göremiyorum diye bütün yaptıklarını bir kenara bırakıp bir kere de ilahi dişiline inanabilir misin acaba diyor ilahi aşka. İnanır mısın yani hani bunu nasıl artık daha hala sen asla toz kondurmaman gereken ruh eşine kendini masum görürken onu nasıl suçlu görüyorsun diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada önemli bir gerçekten çok kadersel bir açılım. Yani o kadar ağır ki artık ben omzumu bile etkiledi. Çok ağır bir enerji burada. Bu kalp eril kendisi mi istiyor bunu? Dişilim mi? Yani benim azizem, peçesiz azizem benim kalbimi mi kırdı diyor. Ben dişilin kalbini mi kırdım, ağlattım, kaynattım? Ne diyor Rabbim? Eril diyor. Bakar mısın? Bana haksızlık yapıldı diyor. Ben diyor sağlam bir adım atacaktım diyor. Dişilin bana yaptı diyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Gördünüz mü? Dişilin önüne zafer kazanacak olan dişille simgelenmiştir. Zafer de dişille simgelenir zaten arkadaşlar. Çünkü dişil daima saf temizliği simgeler. Ve dişi sevgi ve şefkati temsil eder. Ve dişiller yeryüzünde Allah'ın, tabii doğru dişillerden, peçesizlerden bahsediyoruz. Adalet kılıcıdır. Ve buradaki adalet kartı da dişil lehine gözleri kapalıdır. Ben gözüm kapalı Rabbime ve ilahi adaletine güveniyorum. Aynı zamanda ruhsal kontratıma, ruh eşime, bu aşka, bu tekamüle gözüm kapalı güveniyorum demek. Böyle güvendiği için de zaten o yüzden de ona zafer veriliyor. Onun için sevgi meleği. Onun için gittiği günden beri kanatılan bu aşka sahip çıkmış. O yüzden azize olmuş, sevgi meleği olmuş. Peki eril ne düşünüyor? Ne ola ki ben diyor eylem yapayım, somutta bana göster Rabbim, somutta bana göster. Gerçekten bu kalbi ben böyle kanattım mı? Benim çevremdekiler yüzünden kanattım mı ben bu aşkı? Ben önümü göremiyorum. Ben bu dişilimle, sevgi meleğimle zaferi kazanacak mıyım? Kazanacağımı biliyorsam onun tarafından
birileriyle çatışıp kavga yapmayacaksam, bana zarar vermeyeceklerse, haksızlığa uğramayacaksam diyor. Çünkü ben burada önümü göremiyorum diyor. Bir yola çıkacağım ama bu yolda diyor, yani nasıl çıkacağım bilmiyorum. Yola da çıkmış aslında. Çıkması gerektiğini de biliyor. Sağlam gitmesi gerektiğini de biliyor. Eylem yapması gerektiğini de biliyor. Şimdi bakın sevgili canlar. Sonuç itibariyle yeni bekleyenler burada şu an bu açılımla benimle uyumlanan kişiler geçmişindeki buradaki haksızlığın telafi edilmesi gerekiyor. Yani diyelim ki şimdi siz bir evliliği bırakacaksınız, boşanacaksınız. Hayatınızda kimseyi istemiyorsunuz. Belki ayrıldığınız kağıt üzerinde evlisiniz. Ben işte geleceğimde bir aşk istiyorum. Yeni bir aşk istiyorum. Bu zaten ayrılacağım ve geçmişi hiçbir şekilde istemiyorum diyor iseniz eğer. Sistem de diyor ki hayır diyor. Burada şifalanma ve adaletin görülmesi gereken iki adalet kartı geldi. İlahi el, ilahi el geldi arkadaşlar. Zaten Azize ve sevgi meleği de burada geldiyse zaten yani hani kartlar tamamen ruhsallık kokuyor burada arkadaşlar. Burada ruh eşliliği ağır senaryolar var. Dediğim gibi ikiz ruh, ikiz alevler, doğal ruhlar, ruh eşleri açılımıdır bu arkadaşlar. Normal eril dişil arkadaşlarım da alabilir. Fakat bu gelecekte sıfırdan aşk istiyorum ve yeni istiyorum, geçmişten hiçbir şey istemiyorum diyen arkadaşlarım eril dişiler için bu açılımı yapacakken hayır diyor. Geçmişinden daha şifalanması gereken bir durum var. Burada da bir haksızlık var. Benim adaletim görülecek. Ve burada diyor bu adaletim görüldükten sonra herkes istediği yola gitsin, istediğini dilesin, ben onu vereceğim. Fakat o zamana kadar geçmişten gelecek olan erilim vermesi gereken hesap var diyor burada. Şimdi bakın haksızlık yaptığınız hani kılıç beşliği sizin yaptığınız düşünülüyor ya eril arkadaşlar gidenler veya eril enerji çalıştıran dişil arkadaşlar için söyleyeyim gidenler. Haksızlık yaptığı düşünülen ama belki de zaten yapmadı işte tablo öyle gözüküyor olabilir. Ya da işte onlar kandırılmıştır çünkü çevresinde bakın çatıştığı insanlar var. Dişi diyor ki kalbimi benimle çatıştığı için sürekli. Fakat diyor benim çevremde kimse yok orada ben yokum diyor. Benim çevremle ilgili bir şey yok diyor. Benim çevremden birileriyle bu şekilde bir savaş vereceğini zahmete gireceğini düşünüyor. Öyle bir şey yok diyor. O zahmete girmeyecek diyor. Çünkü burada zafer vardı ya. Hani ben onu o kadar çok ve koşulsuz seviyorum ki o kadar bilge ve olgunum ki sadece bana eylem yapsın bu haksızlık biz konuşursak bu haksızlık giderilir diyor bana eylem yapılırsa ben onu olgunlukla karşılarım diyor. Ben de önümü göremiyorum diyor. İşte o benim gibi koşulsuz sevgiye gelmediği için ben de bu yoldayım ama ben de önümü göremiyorum. Ama ben koşulsuzca inanıyorum. O niye inanmıyor diyor. Şimdi dişiler bunu soruyor. Geride kalan haklı eril dişiler. O zaten sürekli savaş halinde hani kendi çevresindekilerle kafasının içinde şizofrenik olarak belki hani psikopatça. Elim çarptı niye çarptıysa yani arkadaşlar hani bu kadar olabilir kart düştü mü arkaya yok yani diyor ki hani dişil ben peçeli değilim onun karmik eşi değilim yani hani ben karmik eşiysem niye karmik bir eşle o dünya planında sınav edilsin ruhsal ha sevgi meleği buraya düşmüş Ay ben de diyorum kart buradan nereye gitti arkadaşlar bakar mısınız? Kart buraya yan dönmüş sevgi meleği. Ay cennet burayla oku diyor. Adaletin görüleceğine ben inanıyorum diyor bakar mısınız? Aa şunu demek istiyorsunuz siz geride kalan sevgili eril dişilleri. Siz şunu söylüyorsunuz. Ben de kontratı bilmiyordum, öğrendim. Rabbimin verdiği bilgeliği aldım, gözümü kapattım. Bu ruh kontratında, dünya planında bana hiç somutta bir şey gösterilmezken kabul etti. Şimdi ona soruyorum diyor, benim adıma sorar mısın? Ben bu kadar koşulsuz sevgiyle bu kontrata sadık kalırken, Rabbimin adaletini işleyeceğine inanırken o neden inanmıyor? O zaman o inançsız mı diyor bu aşka?
Bunu bilmek istiyorum çünkü bu bilgelik ona verildiği gibi, benden önce ona verildiği gibi bana da verildi. Peki ben Rabbimin verdiği bütün bilgeliği alıp kabul ettiysem, mesajları, ruhsal rehberliği, dünya planındaki rehberliği, gözüm kapalı ruhsal kontratımı kabul ettin diyor bana öğretildiğinde. Bakın arkadaşlar, çok çok derin bir mesaj var burada. Bu açılım gerçekten kimler uyumlanacaksa, şimdi burada gerçekten haksızlık eden eriller, dişiler var. Sizi terk edip giden eril dişileriniz ciddi anlamda haksızlık yapmış arkadaşlar. Kalbi kanatmış, aşkı kanatmış, ruh eşini kanatarak gitmiş. Böyle bir acı verilmiş arkadaşlar. Neden? Aptalca bir düşünceden sebep. İnsanlarla savaşıyor. Kendisi yukarı bakın ne kadar yüksekte. Bütün insanların üzerinde. Hani bir delik kuyuya bir taş atar ya, 12 akılda çıkarmaya çalışır. O misal yani. Hani boş bir zihin çatışması. Fiziksel olarak dünya planında gerçekten birileriyle sürekli, hani onlar böyle konuşuyor, çatışıyorlarsa, onun da bir o kadar boş olduğunu söylüyor. Alın size değnek onlu. Altı boş olan bir iftira, yalan, hile, bunun üzerinden zihin çatışması yapan bir eril, ergen edasında kendi özünü ortaya çıkarmanın sınavında olduğunu bilmediği için, sistemde dişili bırakıp gitsin diye, erini bırakıp gitsin, adam olsun, ruhsal kontratını bilmesine rağmen, ki sistem bunu başta buraya verdi. Değil mi? Finansal karma dediğinde bilgeliği direkt verdi üzerine. Ve nasıl da adalet kartı vardı burada. Adalet kartının altına geldi, değil mi? Ne dedi? Sen dedi burada bu aşkı kanattı. Böyle verdi. Ve sen arkadan iş çevirdin dedi, değil mi? Böyle geldi. Şimdi diyor ki sistem burada. Hani bu finansal sıkıntı diye gördüğün, ya da birilerinin dedikodularına, çevre etkisine, onların lafını dinledin, onların lafına göre hareket ettin, onlar yalan söyledi sana. Bunun hiç yalan olabileceğini bile düşünmeden, ki bu kadar yalancı, aptalca, sahte bir şeydi ki, bunu bilgelikle biz ilahi olarak diyor, o çatıştıklarını da hepsi bu sebepten yapıldı diyor. Yani kısaca biz diyor ki ilahi sistem, bura özetle, ay kıvrandım, yoruldum, nasıl bir ağır enerji var. Kısaca burada diyor ki hani eril, kısaca çok büyük bir aptallık içerisindesin. Kalbi kanatan, bunu para karması yaratarak yapan ve derhal bunu da bitirmeni istediğim ruh eşini, ne kadar görmesen de, görünmez gözükse de bu yol, yürüdüğün yolun gözükmez olduğunu söylüyorsun. Diyor ki neyi bilmiyorsun? Her şeyi biliyorsun. Diyor ki yalan söyleme. Çünkü sen bu yalanı sadece kendine söylüyorsun. Kendini kandırıyorsun diyor. Bilinmez yolda yürüdüğünüzde, sen o bilinmez dediğin yol burası diyor. Şimdi bu bilinmez yol mu diyor? Sevgiye doğru yürüyorsun. Yani sen burada bu sevgiye doğru yürüyorsun. Ve azize, olgun bir ruh, hani asla senle tartışmaya bile tenezzül etmeyecek kalite ve olgunlukta, bilgelik ve ruhsa yüce bir ruh var burada. Ve onu ilk terk ettiğin günde bu kadar masum, dünya planında şöyle masum, sade, çok da şık, çok doğal bir insanmışsınız arkadaşlar. Eriller de dişiller de. Sizi terk edip giden ruh, bakın Rumi buradan bunu al diyor. Rumi kartın üstüne düştü. Arkadaşlar ay inanılmaz. Gerçekten şu an mucize yaşıyoruz. Tüylerim diken diken ol. Bakın Rumi kartı burada duruyor arkadaşlar. Ve bu kartı dişili kartın üzerine düşürüyor ki bana sistem diyor ki Cennet bunu gör, o kartı al, onunla birlikte oku diyor. Kartı alıyorum, 19 numara güneşi veriyor arkadaşlar. Hani bu kadar mükemmel bir ruh eşitliğini, eşsiz bir ruh eşitliğini, benim tarafından onaylı bir ruh eşitliğini, benim tarafından kontratla onaylanmış, dünya planına gönderilmiş ve kavuşma verdiği bir ruh eşitliğini, böyle bir ruh eşini, yalnız sevgi meleği, hani diyor ki şu kadar saf, temiz ki, çok güzel okuyorsun Cennet diyor. Al kartonla birlikte oku. Heh, bunu arıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Sistem daha nasıl konuşsun benimle? Mükemmel bir açılım.
Gerçekten inanılmaz bir okuma ve sistemime, Rabbime minnettarım bu okumayı yapabildiğim için. Erile diyor ki, Eril, burada benim adaletim var. Bu adaleti sana göstereceğim diyor. Hani sen benden adalet görmemi istiyorsun ya diyor. Hem de ruh eşinle birlikte sana o adaleti göstereceğiz diyor. Yani sistemle ruh eşiniz size bu adaleti gösterecek. Gösterilen adalet de hiç gizli kapaklı değil. Siz ilahi dişilinizin peçeli olduğunu düşünüyorsunuz ya, sistem peçesizi verdi. Yani ilahi dişili. Peki siz ilahi dişilinizi bırakırken böyleymiş. Arkadaşlar, dünya planındaki ilahi dişi eril terk edip gidip kalbi kanatıp ruhunu yüceltip koşulsuz sevgiye gelen bir sevgi meleği niteliğine gelmiş. Peçesiz, azize. Dünyaya böyle bakar. Biliyorsunuz değil mi? Öyle söylerim hep. Yani arkadaşlar, şimdi bakın, giden eril ve dişiler hakikaten Rabbimin koşulsuz sevgisi ve yüceliği karşısında onun ol dediği, emrettiği 6 numarayla gelir bu kontrat. Hem dünya planındaki kontratı simgeler, hem ruh planındaki kontratınızı simgeler arkadaşlar. Ruh kontratı şey değildir, yani ruh kontratına yazılı bir şey düşünmeyeceksiniz. Gözünü kapatıp pırıl pırıl elbisesi var bakın şimdi bu dişili. Bir melek ilk terk edip gittiğinde dünyayı böyle. Bu kalbi kanatıldıktan sonra ona atılan para, karma, finanstan sonra arkasından iş çevrildiği söyleniyor. Yani siz bu işi çevirmişsiniz. Para karmik evliliktesiniz. İlahi de diyor ki, eril diyor, o sandığın kapağını aç diyor, oranın içinde tılsımlar çıkacak diyor. İşte sen çok sevineceksin bir çocuk gibi diyor. Köpek de sadık ve beyaz arkadaşlar. Haşa, yanlış anlamayın. Buradaki sadık köpek sizin onun iç hazinesi, iç özünü, Rab'dan olan, ilahiden olan özünü keşfetmesini beklemişsiniz. Kalbinizi kırıp bırakıp gittiği günden beri şu ana kadar bu hazinesini keşfetsin diye bekçi olarak onunla dünya planında maddi manevi bir nasıl söyleyeyim, dört dörtlük bir zafer kazanmak ve birlikte olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Sistem sizi evirmiş, yatırmış, kaldırmış, yatırmış, kaldırmış, bir güzel azize etmiş sizi. Yani burada kısaca olay Urmiye Attart olmuş arkadaşlar. Katina açsaydım bu olurdu. İşte siz sınavlarla ilk başta sizi ilk terk edişi gidişiyle geride kalan ilahi dişiler bu kadar pırıl pırıl tertemiz ruh eşleriyken sizi bıraktıkları için, size yaşattıkları aptalca bir para karmik bir finans özel iftirası üzerine, çünkü ona da zaten bunu biliyorsun dedi, öyle bir şey olmadığını en başından beri biliyorsun dedi. Ben en başından ortadan sizi ikiye ayırdığında, yani sizi ayırdığımda bunun geçici süre için olduğunu sana söyledim. Bunu biliyordun. E sen gitmek istemedin, ben gitmek zorundasın çünkü sende karmik yapı var, evlilik. O karmik yapı evliliğiyle seni sınav edeceğim ki orada senin iç hazineni ortaya çıkaracağım. İşte o da benden olan parça sendeki. İşte sen bunu keşfi yolundasın, bunu göreceksin. İşte senin bu dişilin de buna hizmet ediyor zaten. Ne ola ki onun karmik evliliği olsun. Şimdi burada tılsım onlu var. Bu after tarottur arkadaşlar. Before değil, after tarotta. Klasik tarotta nedir? Bu değnek kraliçesiyle eril dişiliniz evlidir. Karmik olan yüzü dönüktür, görürsünüz. İlahi eril dişinin arkası dönüktü. Büyük baba, çocuklar, köpekler vardır. Karmik olan gülümser, mutlu bir evlilik tablosu verir. Eril'in sırtı dönüktür. Eril'in yüzünü göremeyiz. Çünkü o evlilikte o mutlu değildi. Yüzünü göstermez. Saklı. O evliliğin içinde de yüzünü tam göstermiyor. Ya yani içinde bulunduğu evlilikte de yüzü sahte. E çünkü neden? Daima kendini çocukluktan beri saklamış. Kendi
çocukluk temaları, atalar temalarına kadar dayanır bu arkadaşlar bakın. Ve burada da finansal bir şey üzerinden yaratılmış ciddi bir karmik durum var. Çünkü burada saçları beyazlamış bir büyük dede var. Yani çok geçmiş atalarından da devreden burada ata karmik yapılar şifalandırılması gereken durumlar olabilir. Giden eril dişillerin ata şifalandırması da yapıyor olmaları gerekiyor diye de düşünüyorum. Bilmiyorum gelen hissiyatımla. Buyurun. Evet doğru. Burada bir şifalandırma yapın arkadaşlar. Sizin bu kadar yanlış düşüncelerde, kirli düşüncelerde zihninizi bir türlü arındıramamanız sebebi atalarınız sizin onları onurlandırmanızı istiyorlar. Şifalandırmanızı istiyorlar. Çünkü onlardan size aktarılmış olan çocukluk temalarınızı, bu iç hazinenizi bir türlü keşfedemediğiniz için, yani Allah'a ve Allah'ın adaletine haşa, belki de haşa Allah'a inancınız sıfır arkadaşlar. Çünkü bununla inançsızlık gereği ancak bu kadar inançsızlık olursa bu kadar yanlışa düşülebilir. İnanç zayıflığınız var. Öz değer eksikliğiniz var. Özgüven eksikliğiniz var ve öz sevgi eksikliğiniz var. Çünkü sizler kendinizi sevmiyorsunuz. Kendinizi sevmediğiniz için hala merkezinize gelememişsiniz. Öz değer, öz sevgi, öz güveninizde değilmişsiniz. Zaten hazineni bulacaksın diyor da para yok diyor. Yani sen masumsun. Bu tekamül, bu senaryo sana hizmet ediyor. Senin iç özünü, hazineni ortaya çıkarmak için. Senin para diye algıladığın bir senaryo. Yani ilahi sistem diyor ki ben bir kurgu yaptım seni adam etmek için kısaca. Seni de buna inandırdım. Bıçak gibi de bu ilahi dişile layık olmadığın için kesip attım. Çünkü sen benim aşkıma, ruh işine, benim adaletime, bu aşka dişilden önce sana öğrettim ve sen buna inançsızlık ediyorsun ve bunu karmik finansal yapıyla eşleştiriyorsun. Üstelik bunun ruh eşliliği olduğunu kontratta, dünya planında ve ruh planında sözleşmen olduğum bilgisini sana vermiş olmama rağmen diyor kısaca, özetle. Ve diyor Rumi, senin o peçeli zannettiğin yüzünde peçe yok diyorsun, bunu öğreneceksin. Ama bunu öğrenmenin tek yolu var. O kaçtığın, o kıvırdığın, o gitmek isteyip de bir türlü cesaret edip atmadığın o adımı, ebediyen atmadığın sürece asla bu Azize'nin yüzünü veya Aziz olarak geride kalan eril dişiler göremeyeceksiniz diyor ilahi. Size mesajı bu. Çünkü Urmiye olmuş attart. Hani dünya planındaki dişil ruh planına ulaşmış bir dişil yani. Ruhsal rehber arkadaşlar. Elinde tarot var, Kur'an yoktur. Anlamı da şudur. Yani der ki kendisi zaten doğru yolun kendisi olduğu için. Hani bütün Rabbim verdiklerini aldığı için ispatını kitabı taşıyarak o safsataları yapanlar gibi kendini ispatlama ihtiyacı yoktur. Ona ben bunu böyle verdim diyor. Kendi kitap oldu yani diyor. Yani bu kadar Allah'ın, Rabbin, ilahinin takdirini kazanmış bir dişil var ki ne ola ki siz onun karmik bir para finans karması içinde olduğunu düşünün. Arkanızdan iş çevirdiğini düşünün. Bunun çatışmasını yapın. Çevremdekilerle savaşıyorum. Sistem de diyor ki onlar zaten yalan söylüyor. Gereksiz yere iftiralar atıp yalanlar söylüyorlar. Arkandan iş çeviriyorlar. Ve burada sen zaten bunu fark edemediğin için geciktiriliyorsun. Sürekli engel çıkarıyorlar. Zaten dişiline gitme ki. İşte bu hilekarlığı yapan, sana bu engelleri çıkartan. Ve bunun altı da o kadar kof ve boş bir yalan iftira var ki burada diyor. Bir hileli iş var ki. Sonunda sen neye ayıltacağım seni diyor sistem. Bütün tekamülün senin iç hazinene insan olma yolunda bu tekamülün sana hizmet ettiğini anlayacağın zaman şok geçireceksin diyor. Ve ben o şoku adaletimle zaten yaşatacağım diyor. Sen göreceksin o zaman adaletimi ve benim verdiğim bilgeliği nasıl alarak, bilerek
sana verdiğim bilgelik benden geldi diyor. Dünya planına. Ve ayrıca burada peçesiz yüce ruh Azize ile simgelenip de elinde tarot yazar. Tarotun gerçek isim kelimesi de tarodur zaten. Tarot değildir arkadaşlar. Tarot zaten seçilmiş bir yol demektir. Asil yol. Asil yolda yürümektir. Yani o yolu keşfetmektir. O yüzden burada tarot yazar. Rehberdir yani. Ve o hazinenin kendini keşfetmek olduğunu öğrendiğinde bütün bunları ruh eşin için ne düşündüyse, yani o ruh eşin için ne düşündüysen kalbimi mi kırdı diyorsun, eril diyor. Şimdi seninle bir konuşalım diyor bakan. Beni acaba onunla çatışır mıyım veya onun çevresinde birileri olur mu, çatışır mıyım? Rabbim bana göster diyorsun ya diyor. Benim kalbimi kanattı, benim kalbimi kanatır mı tekrar? Benim arkamdan iş çevirir mi, çatışır mıyım? Ben önümü göremiyorum. Bir karanlık yolda yürüyorum. Neyi bilmiyorsun diyor. Bilmediğin hiçbir şey yok, her şeyi verdim diyor. O bilmediğin, hani bana somutta göster, ben ona göre adım atacağım, dişilim bana haksızlık yapıp arkamdan iş çevirir mi dediğin o olay diyor. Asla o adım atmadan görmeyeceğini bil diyor. İşte zaten bununla seni sınav edeceğim diyor. Son sınavınız bu arkadaşlar, Rabbin izniyle. Ben bilmem, Rabbim bilir. Sizin son sınavınız çok sert olacak. Size bunu söyleyeyim. Bu düşünce, bu kirli fikir ve düşüncede iseniz, bakın yine buraya düşüyor. Evet Cennet. Onun bilinmez diye yürüdüğü yol diyor. Zaten hani buraya kadar bilmesine izin verdim. Bilmesi gereken tüm bilgeliği verdim diyor. Demek ki bundan sonrasını bilmene gerek yok diyorum. Çünkü neden? Çünkü haksız ve kirli düşünceler olduğun için seni cezalandırıyorum. Bunun için ilahi dişine gidemiyorsun. Neden? Çünkü o kadar kirli düşünceler içindesin ki bunu fark etmeni istiyorum. Fark etmediğin anda da vakit geldi geçti diyor. Adalet kartı, adalet kartı. Bununla seni sınav edenim ben olduğumu hatırla diyor kısaca burada. Bu eylemi sen bu kanatıp gittiğin dişile yapmadığın sürece, gittiğin gibi gelmeden, yani bunu buraya alman gerekiyor. Bu dişi şu an sana arkana döndüyse, somutta da bana dişilim niye arkanı döndü Rabbim? Ben eylem yapacağım ama bunun için yapamıyorum diyorsun ya diyor sistem. O Azize diyor, kimseye eylem yapmaz diyor, yaptırma. Senin gibi kirli düşünen, para, karma, finans düşünceleri olan, kalbi kıran, sevgi meleği olan onu, o yüce ruhu, her haltı yiyen sensin, bir de senin ayağına mı göndereceğim diyor. Yani bu kadar mı ahmaksın diyor kısaca. Giden eridişliler, neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Neyin içindesiniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ya hakikaten ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Burada bunu sizin faydanıza şu açılımları yapıyoruz değil mi? Size bir ışık olabilmek. Haşa, Rabbim izin verdiği kadarıyla bir yol göstermek için. Neyin karanlığında yürüyorsunuz? Neyin yalanın içindesiniz siz? Her şeyi biliyorsunuz. Karanlık olan hiçbir yer yok. Bir karanlık varsa sizin yönünüz o zaten. Sizde ve sizin tarafınızda. Dişinin hiçbir kartı karanlıkla resmedilmemiştir. Millattan önce bir tarotun tarihine bir bakın, bir okuyun ya. Her şeyi ben buradan söylemeyeyim. Biraz araştırın. Tamam, tarot ne demektir? Biraz bir okuyun. Neden bu kartlara işlenmiş? Her geçen yüzyıllarda yenilenerek senaryoyu bilen, anlatan ruhlar kartlarla daha da detaylandırarak biz bugün bu kartlarla size, değil mi, bilmediğini anlatıyoruz. Rab izin verdiği kadarıyla bunu anlat diyor. Bak benim adaletim burada. Söyle Cennet onu diyor. Zafer kazanılacak olan bir birlikteyiz. Ve bu dişilden başka şansı yok. Bu zaferi kazanmak istiyorsan senin bilinmez dediğin yol da zafere çıkıyor zaten dedi arkadaşlar. Nasıl göreceksin?
eylem yaparak dedi. Rumi'yle ne dedi Rabbimiz en son? Eylem yaparak karşı karşıya geldiğinde öğreneceksin. İşte tam da ben orada sana tam tevekküle gelmeyi öğretmiş olacağım. İşte gözünü kapatarak bana, benim sadakama ve kontratı geldin ruh eşinle güvenmeyi öğreneceksin. Peki, şimdi soruyorum ahmaklar size. Geride bıraktığınız bu kadar haksızlık ettikleriniz önünü görüyor muydu? Sizinle halt ettiğiniz hiçbir şey biliyorlar mı? Biz tarotçulardan öğrendiler, değil mi? Sen göremiyorsun da görmek istiyorsun. Peki onları görüyor mu? Bir kere ben önümü göremiyorum. Rabbim bu eridi bana göster. Ben ona göre ona yola çıkayım diye bir şey söylenirmiş. Tarot kartlarında var mı böyle bir şey? Ve dişili öyle bir şey demez. Dişile sorulan bütün kartlarda dişili kartları nedir? Der ki ben seviyorum o sevgimi, aşkıma sahip çıktım o günden beri. Bekliyorum bu kupaları ben devirmedim, bu aşkı ben kanatmadım. O beni terk etti gitti, ben masumum. Elbisesi bembeyaz, masumiyeti saflığı. Evlenmek için bekleyen bir dişili gösterir. Alma verme dengesini bozan bir dişili gösterir Urmia'ya. Ve Urmia'nın diş erit versiyonunu. Ama o şimdi diyor, ona ne yaptım ben dedi. Azize yaptım dedi. İşte diyor, sen bu aptal düşünceleri bir bırak, işte kim karşısına çıkacaksın diyor. Sen aynı yerdesin, bunca şeyi yaşattın. Hala ben görünmez, nereye yürüyorum diyorsun. Bana göster ki somut adım atayım diye, pazarlıkçısın, pazarlıktasın. Peki o insan nerede? Hiçbir pazarlığı yok, hiçbir isteği yok, gözü kapalı. Sevgi meleği, koşulsuz sevgide gözünü kapatmış Allah'ın verdiği adalete, bu aşka ve sadakasına gözü kapalı ve sen gibi hiç hak etmeyen bir eri dişili haksızlık edip arkadan iş çevirip bitmene rağmen bütün tekamülün senin iç hazineni ortaya çıkarmaya hizmet ettiğini öğreteceğim diyor. Surprise! Surprise! Değil mi? Enerjim düştü gerçekten, içler acısı. Hakikaten zavallı bir konumdasınız yalnız arkadaşlar, farkında mısınız? Ve bunu sistem burada şu an bir de ters çevirdi, dedi ki bunu bitir derhal. Kalbi kanatan sensin. Bu kanayan kalp, dişinin kalbi. Ve bakın arkadaşlar, şimdi bu kalp ortadan ikiye bölünmüş, ağlıyor. Ve iki ayrı parçasına dikkatle bakın lütfen. Eril ve dişinin yüzüdür arkadaşlar. İkiz ruhların yüzüdür o. Ne kadar ayrıldığınızı düşünseniz de ayrılmazsınız. Ortadan ikiye bölünse de ayrılamazsınız. 9 numarayla resmedilmiştir. Kavuşmak en büyük hayaliniz ama burada bu gözyaşı dökülmeden bunu anlayamayacaksınız. İşte dişi ne olmuş? Yere yatırılmış, kaldırılmış. Urmia olmuş, attart. Bu gözyaşını dökmüş. İşte diyor ki seni gönderemememin sebebi. O dişinin çektiği bütün gözyaşının aynısını sana eşit düzeyde döktüreceğim diyor. Başka türlü akıllanamıyorsun diyor. Senin önünü göremediğin dediğin şey, önünü görmeden adım at diyorsam atacaksın diyor. Atmasan da yapacağım. Nokta nokta nokta. Ya bunu gerçekleştirirsin ya da bilgeliğimle her şeyi öğrettim, bilmediğim bir şey yok. Gün yüzünde diyor. Burada sır yok. Ve güneş erili temsil eder. Üçüncü göz de simgelenmiştir. Acaba neden karşı karşıya iki ruh ikizi gelince erille temsil edilir? Güneşle ve hipofiz beziyle, üçüncü çakrayla simgelensin, değil mi? Neyi bilmiyorsun diyor. Burada bir de hani adalette haksızlık ediyorsun, yalan söylüyorsun diyor kısaca size. Hani sen bile isteye. Benim adaletimi görmezden geliyorsun. Sen bile isteye yalan söylüyorsun kendine. Sen bile isteye kendini kandırıyorsun. Ve bunu da bil ki sadece kendini kandırıyorsun. O düşündüğün karmik, kirli, para üzerinden dönen. Ki burada da para yok arkadaşlar. Kartı ters çevirdi. Burada düzünde ne diyor? Finansal sıkıntılar. Ne dedi? Şimdi 13 numara... Klasik tarotta da biliyorsunuz ölüm kartıdır arkadaşlar. Bir devri kapat,
Hani yeniye yer aç ki sana yeniden istediğini hani vereyim, başlangıç yap der. Anlamı budur arkadaşlar. Şimdi bu finansal sıkıntı kartı bir finans karması yaratıldığını gösteren bir karttır ve 13 numarayla gösterir. Ve bunu ters çevirdi. Hani sen buna inanıyorsun ama böyle bir şey yok. Bu boş dedi altı. Burada seni sınav edeceğim düşünüyorsun, o sınav da yok diyor. Sen öyle edileceğini düşünüyorsun. Sadece senin düşüncen diyor. Yani senin zihinsel şizofrenik düşüncen diyor. Ya da senin çevrendekilerin uydurdukları bir yalan ve sen buna inandın diyor. Oraya bir daha bak. Sen zaten buraya geldiğinde sonsuz sağlam gelmedi. Seni buna hazırlıyorum diyor. Zaten çok gecikti. Bu nedir biliyor musunuz? Tılsım şövalyesi arkadaşlar. O kadar ahmak bir eril dişili gösterir ki, bir o kadar kulağı tersinden gösterir ki, bir o kadar boşu boşuna sınav yer ki, bir o kadar boşu boşuna sevgiyi harap eder. Boş şeyler için. Yani bunlar boş diyor. Ve bunlar hakikatte de özünde de baktığınızda boştur arkadaşlar. Altı dolu olan bir şey değildir yani. Diyor ki kısaca burada hayatınızda bir şey yaşıyorsanız altı boş bunu. Hani şu kartlar geldiğinde bunun varlığına inanıyorsanız bunun altı zaten boş. Bu saçma bir şey diyor yani sistem zaten. Sen kendi kendine zihninde yaratıyorsun. Ya da senin çevrende öyle şizofrenik tipler var. Hani sana konuşup aklını çeliyorlar. Sen de böyle onlarla savaşıyorsun. Baksana sen onların üstündesin. Savaşmaya ihtiyacın var mı? Yani sen savaşmaya gerek kalmayacak kadar onlardan üstsün demek istiyor. Savaşmaya ihtiyacın yok diyor yani orada. Gereksiz yere yapıyorsun onu zihin. Aynı zamanda da zihin çatışmasıdır o. Kendi kendiyle olmayan bir şeye inanır. Zihin çatışması yapar. Ve bana somutta göster Rabbim. Ben gideyim. O kalbi onarayım. O zaman eylem yapacağım. O zaferi kazanacağım dişilimle demiş. Sistem de çok güzel verdi. O tamamlanmaya. Bunu asla seni tam inanca, tam tevekküle, bu aşka ve ruh eşine o saygıyı duymadan o nasıl gözünü kapattı bugüne kadar yaşattıklarına rağmen bile seni bırakmadı. Gözü kapalı güvendi. Sen bunca şeyi yaşatmana rağmen gözü kapalı güveniyor, seni terk etmedi, bu aşkı terk etmedi. Çünkü o bana ve benim adaletime ve verdiğim bilgeliğe ve ruh eşliliğine inandı diyor. O günden beri de seninle bu zaferi kazanmayı bekliyor. Yani dişil zafere ulaşmış ama yalnız partneri bekliyor tamamlanmak için. Niye? 28, 2 artı 8, 10. Diğer yarısı gelecek ki zafer tacını taksın onun kafasına, elinde tutuyor. Hani elimden aldığın ilahi dişi vasfını, tacımı bana geri sen başıma tak diyor arkadaşlar. Ben zaten koşulsuz sevgideyim. Hani sen neredesin diyor. Yani burada siz geride kalanlar da düşün, onların bu yanlış düşünceleriyle artık o kadar nasıl denir? Hani alay etseniz haklısınız yani. Bu kadar saçma sapan bir şey olamaz. Ama yıkımla öğrenecekler. Başka şartlar yok. Yine sistem yıkacağım diyor. Yani yine böleceğim bunu diyor arkadaşlar. Kendisi karmik yapı içerisinde hala ergen edalarında bu saçma şeye inanıyor. Halbuki diyor bu zaten inandıklarından kaynaklandı. Aslında burada inanması gereken haksızlık eden eril diyor. Dişille mi simgelemiş arkadaşlar haksızlık kartını? Adaletim sana haksızlık yapan için de senin için de işliyor. İlahi dişil için de işliyor. Bu tekamülde kim hayra, kim şerre hizmet etmiş onun için de işleyecek diyor burada kısaca değil mi? Ne kadar güzel. Adalet kartı, sözleşme, adalet kartı. Haksızlık yapan sensin. Aziz o. Zafer kartı, Azize sevgi meleği sözleşme kartıyla dişil geliyor. Bakar mısınız? O artık eskide bıraktığın Urmiye değil diyor. Bu da bitti diyor. Bakar mısınız? Bunda nasıl güzel kaldı. Bakın sistem anda nasıl cevap veriyor değil mi? Diyor ki Cennet çok güzel anlattım. O konu bitti diyor. Harika ben kapatıyorum diyor. Kimin karşısına çıkmayacakmışsınız? Urmiye'nin karşısına çıkmıyorsunuz. Kimin karşısına çıkacakmışsınız? Azize'nin karşısına. Ve burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu görünmez yolun
Senin iç hazineni keşfetmeye doğru yürüdüğün, karanlık gördüğün yol aslında sen kendi kendine yürüyorsun zaten. O yolculuk seni kendinden kendine diyor. Ve burada bu dişil, bu adalet, sistem, her şey sana hizmet ediyor. Ve burada rol alan kişilerde buna hizmet ediliyor kısaca. Neye? Senin iç özünü, hakikatini ortaya çıkarmak için. Burada bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Yani yeni biri yok şu an. Sizde içindeki bulunduğunuz karmik durumun iyileşmesi gerekiyor. Yani kocanız mı var ayrılacaksınız? Önce onunla ayrılığı bitirmeniz gerekiyor. Onu ondan sonra vereceğim diyor. Sevgiliniz mi var? Onu mu istemiyorsunuz? Geçmişi kapatmak için. O zaman tamamen o bitsin ayrılsın diyor. Ama bunun için sizin önce bir yüzleşip orada bittiğini birbirinize ilan etmeniz gerekiyor diyor. Aynı şekilde de bu senaryo içinde arkadaşlar. Başka türlü imkansız. Burada kavuşmayı beklemek durumdasınız. Kavuşma verilmiş mi? Tabii ki verilmiş. Buyurun. Hani istersen 100 yılda devam et. Benim için sıkıntı yok diyor. Ben nasılsa yaşatacağım diyor. Yıkarak yaşatacağım diyor. 13 numarayla geldi. Derhal bitir dedi. Kirli düşüncelerini de, karmik yapılarını da, paslarını da, bırakman gerekeni de bırak, arı. Çünkü adalet ve adalet. Hem ruhsal görülecek hem dünya planında görülecek arkadaşlar. Senin bilinmez dediğin yolculuk senin kendinden kendine yolculuğun. Çünkü senin iç hakikatini ortaya çıkarıyoruz dedi. Buna hizmet ediliyor. Bu tekamül buna hizmet ediyor dedi. Senin çirkin düşüncelerine değil. İşte zaten bunlardan kurtulman için sana hizmet ediyor dedi. Kendini keşfediyorsun. Kendinin iç hazinini. Küçük çocuk. Inner child. Kendi içindeki kendi iç çocuğunla yüzleş diyor. Gerçeğinle, hakikatinle, bilinçaltınla yüzleş diyor. Gerçeği içsel olarak sen zaten biliyorsun. Neyi bilmediğini söylüyorsun. Ruh eşine veriyorum, o biliyor, inanıyor da sen, sana veriyorum. Ondan önce de öğrettim. Ondan önce de her şeyi bildim. Bu kadar da sınav etti. Tekamülün bu aşamasında bilinmezliğe mi yürüdüğünü söylüyorsun. Hadi canım oradan yalancı diyor. İşte bu kadar. Açalım, bitmiştir arkadaşlar.